Usta TV kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere bu kadar az malzemeyle mükemmel bir sinyal jeneratörü yapımını göstereceğiz de Hacı abi yeter uğraşma bozacaksın da. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Lütfen ekran ayarlarınızda oynamayın. Gördüğünüz malzemeler arkadaşlar yani saysanız 12-13 tane bir malzemesi var. Gözünüz korkmasın sinyal jeneratörü ne işe yarar diye soracak olursanız arkadaşlar. Ses sistemleriyle uğraşan arkadaşlara gayet faydalı olacaktır. Hoparlörlerin karakteristiğini veya hangi ses aralığını daha rahat çıkartabileceğini görebilecekleri. Ya da eğer switch mod devrelerle uğraşan arkadaşlar varsa transformatörleri çalıştırmak için kullanılabilir. Çok farklı kullanım alanları vardır. Genelde deneysel olarak da değerlendirebiliriz yapacağımız devreyi. Biraz malzemelerimizi tanıyalım arkadaşlar. Temel malzememiz XR06 CP kodlu entegremiz osilatör entegresi olarak kullanılacak. Kondansatörlerimiz çok turlu pot ve normal potlarımız yani potansiyometrelerimiz iki tane de direncimiz var arkadaşlar. Malzemeleri dizmek için breadboard kullanacağım burada. İsterseniz devreye birazdan vereceğim zaten. Kendinize çok güzel bir şekilde çizim yapıp onun üzerine yerleştirebilirsiniz. İsterseniz delikli plaket üzerine yapabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. Evet, osiloskopun altında kalan şu kablomuzu alalım. Arkadaşlar devre 12 voltluk bir DC güç kaynağı ile çalışıyor. Burada mümkün mertebe switch mod değil de normal mekanik trafo kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ya da eğer osiloskopunuz varsa bağlamış olduğunuz güç kaynağının çıkışında herhangi bir parazit var mı? Bir frekans var mı? Onu görmeniz gerekiyor. Eğer varsa mutlaka onun yerine daha düzgün bir çıkış veren, tam DC veren, içine yani parazit olmayan bir güç kaynağı kullanmanız sizin için daha düzgün sonuçlar verecektir. Malzemelerimizi kenara çekip yavaştan dizmeye başlayalım. Evet, şemayı hazırladığım gibi arkadaşlar buraya koydum. Buradan bakaraktan başlayalım yapmaya. Genelde hep sol tarafı kullandığım için arkadaşlar petler açılmış olabilir, temaslık olabilir diye. Bu sefer de sağ taraftan başlamak istiyorum. Entegreleri hani küçük bir hatırlatma olarak söylüyorum. Entegrelerin mutlaka bir köşesinde bir çentik vardır. Bu kare entegrelerde de bu şekilde de. Çentiğin başladığı yeri üst tarafa aldığınız zaman sol taraftaki birinci bacaktır. Tam karşı tarafındaki de en son bacaktır. Entegrenin bacak sayısına göre bu 16 bacaklı bir entegre. Bir karşı tarafında da 16. Çünkü karıştıranlar oluyor. Hani buradan bitiyor. En baştan başlıyormuş gibi. Daktilo gibi değil arkadaşlar. Aynen şu şekilde bir ring sistemi devam ediyor diyebiliriz. Evet entegreyi taktık. Artı eksi zaten burada. En başta ben her zaman için arkadaşlar ne olur ne olmaz kafam karışır diye en başta beslemeyi takmayı tercih ediyorum. Biraz sert bir kablo kullandım. O yüzden hemen artıya bağlayalım bu şekilde. Lehimlerini biraz kalın yaptım. Biraz zor giriyor o yüzden. Evet. Hemen eksiği de bağlayalım. Şuradan kablo bulayım. Evet. Eksiği şuradan alıp arkadaşlar en sonuncu bacak 16. 16, 15, 14, 13, 12. 12. bacağın olduğu yere hemen şuraya aslında bu kadar uzun bir şey bağlamaya da gerek yok. Evet, burada 11. bacağı da eksi gidiyor. Hemen yan tarafındaki zaten.
Buradan birinci bacağı da hemen bir eksi göndereceğiz. Evet, eksileri dağıttık. Şimdi hemen bir köşesinden başlayalım. 7. bacağı bir tane 10 kilo'luk direnç. Evet, kahve, siyah, turuncu. 7. bacak. 7. bacaktan. Mümkün mertebe arkadaşlar bu taraflara doğru alırsanız daha kullanışlı olacaktır. Ya da biraz daha uzaklaştırırsanız entegreden. Çünkü ayar yerleri genelde biraz daha hareketli parçalar olduğu için. Ya da şöyle de yapabiliriz. Frekans potansiyometresini şuraya mesela koyabiliriz. Hemen 100 kilo ohmluk bir potansiyometremiz var burada. Evet. Potansiyometreyi şu şekilde bağlayıp potansiyometrenin başlangıç bitiş yerine göre arkadaşlar eksiği vermeniz değişebilir. Yani şöyle. Şimdi birinci bacağında direnç var. Orta ucuna şase yani eksi vereceğiz. Bu durumda mesela kıstığımız zaman tam tersi artabilir ya da açtığımız zaman kısılabilir. Onu sonradan değiştirebilirsiniz. Tercihe bağlı. Şu an zaten deneysel bir devre yapıyoruz. Yani çok problem değil. Şu anki amacımız devreye çalıştırmak. Evet. Onuncu bacağa gelelim. Hemen şu kargaşayı birazdan yapmak istiyorum. Onuncu bacağa bir tane kondansatör bağlıyoruz. 10 mikrofarad. Onuncu bacakla eksi arasına. Evet. Onu da yaptıktan sonra ikinci bacağımız çıkış arkadaşlar. 25 volt, 100 mikrofaradlık bir kondansatörümüz var. Arkadaşlar bazı devrelerde kondansatöre ben şuraya bilerek artıyı yazdım. Geniş olan kısım eksi, içeride olan kısım artıdır. Bu elektronin hani temel bir bilgisidir. Aklınızda bulunsun. Bir devre yaparken hani artıyı neden yazmamışlar dediğiniz zaman hemen buradan faydalanabilirsiniz. Eğer iç içe geçen şekiller yoksa, şunun gibi şekiller varsa bunlar da kutupsuz kondansatör olduğunu gösterir. Evet, devam edelim. Kondansatöre bağladık. Hemen buradan 10 kilo'luk bir şuraya koyabiliriz. Çıkıştan alıp arkadaşlar çıkışta hani sol taraftan sıfırdan başlayıp maksimuma doğru çıkmasını istiyorsanız üçüncü bacağı yani pardon yani potansiyometrenin en sağ taraftaki ya da üçüncü bacağına bağladığınız anda istediğinizi yapmış oluyorsunuz. Birinci bacağı eksi ya da şase de diyebiliriz. Hemen şuradan eksiği bağlayalım. Ortadaki bacakta zaten çıkış oluyor. Arkadaşlar bu ses sistemlerinde de bu şekildedir. Ne bileyim çıkış alacağınız böyle burada genlik yaratacağınız yerlerin tamamında bu şekilde bir kullanım vardır. Hemen
Şu şekilde. Orta bacaktan da çıkışımızı aldık. Evet. Çıkışımız burası. Sinyal çıkışı. Şuradan da hemen osiloskopa bağlamak üzere bir eksi alıyoruz. Evet, bu ikisini kullanabiliriz. Evet, devam edelim. Kahve, siyah kahve. Arkadaşlar 220 ohm yazdım. 110 varsa 110 da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Şurada 9. Evet arkadaşlar, şimdi takarken fark ettim. Bir bacak kaydırmışım. Hemen yan tarafa taşıyıp hatamı düzelteyim. Arkadaşlar mümkün mertebe hazır burada yapılmışı var deyip geçiştirmek istemiyorum. Haliyle insan olduğumuz için ben de hata yapabiliyorum. Evet. 14. ve 13. bacağı bağladım. 110'luk direnç. Evet. Şimdi hemen kontrol ediyoruz. Arkadaşlar şurayı yapalım. 50 kilo ohmluk direnç. Şu tarafa şöyle bağlayabiliriz. Üçüncü bacaktan buraya bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Evet. Şuraya zaten bir eksi çekmiştik. Hemen oradan. Gerçi şimdi yapmayalım onu. Birazdan yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada iki tane 5,6 kilo ohmluk direnç kullanılmış. İşte kondansatör kullanılmış. Eksi ile artı arasına girilmiş. Arkadaşlar burada yapılmaya çalışılan şey üçüncü bacağın olduğu yere sanki enerji simetrik beslemeymiş gibi bir şey yapılmaya çalışılmış. Yani şöyle anlatayım. Eksi ile artı arasında tam 12 voltluk bir gerilim var. Buradan gönderilmeye çalışan enerji tam 6 volt. Bunu şu şekilde yapmak bence daha mantıklı. Çünkü kullandığımız dirençler %10'luk, %5'lik yani değerleri biraz %10 civarında sapma yapan dirençler. Onun yerine arkadaşlar çok turlu pot kullanıp şu şekilde elimde 10 kilo ohmluk vardı. Zaten çok problem değil onlar. Toplamda 1,2 kilo ohmluk bir değişiklik yapacak. Şöyle bir potansiyometre kullanırsam eğer ikisinin arasını 5'er kilo ohm olarak ayarladım biraz önce. Bunu bağladığımda ortadan tam olarak 6 voltluk bir gerilim çıkmış olacak. Yani gerilim bölücü potansiyometre olarak kullanmış olacağım. Onu da şuraya bir yere koyabiliriz. Gerilim bölücünün çıkışındaki enerjiyi sabitlemek için iki tane kondansatör kullanılmış. Hemen onları da buraya bağlayalım. Artının geldiği tarafı mutlaka bakmamız gerekiyor kondansatörleri patlatmamak için. Şunu biraz daha biraz arkadaşlar burası sıkış tepiş olacak ama yapacak bir şey yok maalesef. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle bir şey aklıma geldi. Kondansatörün birini üst kısma, birini alt kısma takıp burayı biraz daha rahatlatabiliriz.
Şuradan tekrardan eksi alıp gerilim bölücünün yani potansiyometrenin üçüncü bacağına veriyoruz. Birinci bacağına da hemen şuradan artı vermemiz gerekiyor. Hemen kontrol edeyim. Kablolarıma evet. Şuradan artı vermek için bir tel kullanalım. Onu da şu taraftan verelim. Evet. Şimdi buradan çıkışı 50 kilo ohmluk dirence girebiliriz. Evet, hemen şu son gerilim bölücünün oradaki kondansatörü de bağlayalım. Yani bu tarafta yerimiz kaldığını söyleyemem size ama şu artının çıktığı yere kondansatörü bağlarsak herhalde çok sorun teşkil etmez. Dediğim gibi arkadaşlar, breadboard'un üzerine zaten sağlıklı bir şey almamız çok mümkün değil. Sadece deneme amaçlı. Burada bir devreyi deneyip çalıştırdıktan sonra devre çizip adam akıllı bir şeyler yapmakta her zaman fayda var. Şimdi arkadaşlar, şu bizim osilatör için kullandığımız yani şarj deşarj kondansatörümüz. Hemen yerini göstereyim size. 5 ile 6 arasına. Arkadaşlar burada entegrenin data sheet'inde vermiş olduğu değerler var. Jumper'la bunu mesela güzel bir komutatöre bağlayıp hani profesyonel bir devre yapmak istediğiniz zaman 1, 2, 3, 4 hatta bunu daha da fazla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela 100 nano kullandım. 100 nano burada yok. Mesela pardon şurada var. İkincisi mesela 100 Hz ile 1 kHz arası 100 nano faradlık kondansatörle burada dalga genliği yaratabiliyorsunuz. Hemen kondansatörümüzle bağlayalım. Timing kondansatör ya da kapasitör diye de geçer arkadaşlar. 5. ve 6. bacağın arasına bağlanıyor. Arkadaşlar bir yanlışımı daha buldum. Hemen onu da düzelttim. En son kontrolde zaten çıkardı ama yine de yaparken bazen çıkıyor. Sevindirici haber. Sonradan aramak zorunda kalmıyoruz. Artı eksimiz hazır. Çıkışımız burada. Evet. Arkadaşlar devre aslında kare dalga, üçgen, testere dişi, sinüs dalga çıkartma özelliğine sahip. Fakat hani o kadar uzun bir video çekmek istemiyorum. Sıkılmayın. Sinüs ve üçgen dalgayı burada göstereceğim size. Şimdi hemen bir son kontrolümüzü yapalım. Evet, artık bunu alabiliriz. Şimdi arkadaşlar osiloskopumuzun problarını falan bağlayıp ekranını hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, osiloskopumuzu devreye enerji verdik. Osiloskopu çalıştırdık. Evet, direkt çok güzel, temiz bir sinüs dalgamız var. Burada volüm ya da dalganın tepe değerlerini yani peak to peak değerini ayarlayan potansiyometremiz. Arkadaşlar sinüs de çok belli olmuyor. Birazdan göstereceğim. Bu da direkt frekansı ayarladığımız pot. Şu mavi kondansatörü değiştirerekten 1 nanofaradla 1 mikrofarad arasında frekans aralığını değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar kondansatörle çalışmasına rağmen ne kadar güzel oturduğunu görebilirsiniz.
şekilde hemen şeyi görelim. Şunu ayarlayıp peak to peak ne kadar bir voltaj verdiğini. Maksimum gerilime bakalım. 0,1. Arkadaşlar 0,2 voltluk tepeden tepeye bir gerilim veriyor. Bunun çıkışına amfi bağlayarak çok daha değişik şeyler yapabilirsiniz. Yani sinyali güçlendirme adına geniş bant olan bir amfi transistörlü kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ya da bunları kaldırabilecek entegreler var. O pamplar. Onlarla güçlendirebilirsiniz. Evet. Şu şekilde. Arkadaşlar hemen mesela şu anki frekansını bir hesaplamaya çalışalım. Şuradan. Eksi alternans, artı alternans ve bitiş noktası. Toplam 1, 2, yaklaşık olarak 2,7, pardon, 1, 2, 1,3 kareye tekabül ediyor. 1000 bölü 1,3 dediğimiz zaman hemen hesaplayalım arkadaşlar. ...769 Hz'lik bir sinyal var şu an. Şuradan frekansı şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Hemen 1 kHz'lik bir sinyal yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şu an ekranda gördüğünüz tam tamına 1 kHz'lik bir sinyal. Şuradan tam sinüse benzeyen bir dalga oluşturabiliriz. Şimdi arkadaşlar, şurada bizim bir tane devre şemasında da 220 ohm diye hemen şuradan getireyim devre şemamızı. Şu direnç çıkışı üçgenden sinüse alan jumper'ın olduğu yer. Bunu söktüğümüz zaman ne oluyor hemen görelim. Evet. Bu da mükemmel bir üçgen dalga. Arkadaşlar kristal kullanmamasına rağmen devrenin bu kadar kararlı bir şekilde çalışması zaten mucize gibi bir şey. Profesyonel fonksiyon ya da sinyal jeneratörlerinin içerisine açtığınız zaman arkadaşlar bu entegreyi göreceksiniz. Tabii daha böyle stabil çalışması için içerisine mesela hani biz buradan direkt adaptörden bir 12 volt verdik. Tabii bu çok doğru bir şey değil. Gerçekten mükemmel çalışan regülatörler konuluyor. Simetrik besleme ile çalıştırılıyor. Daha düzgün potansiyometreler ve kullanılan kondansatörler genelde bu tarz cihazlarda MKP tipi kutupsuz kondansatörler kullanılıyor ve kalibrasyonu yapılmış olaraktan geliyor. Tabi hani biz burada amatör bir devre yapıyoruz. Ama arkadaşlar şu bile birçok kişinin laboratuvarında çalışma masasında, tezgahında neyse artık çalıştığı yerde birçok devreye can verebilecek, birçok kişinin merakını giderebilecek bir devre. Arkadaşlar biraz daha ayrıntıya girmek isterseniz hemen devre şemasını getireyim. 15. ve 16. bacağa bağlanacak bir potansiyometre ile 22 kilo ohmluk gelen dalganın simetrisiyle oynayabilirsiniz. Yani artıya ya da eksiye çekme alternansı yapabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar güzel oluyor, eğlenceli. Biraz daha oynayayım da öyle bitirelim videoyu.
Evet arkadaşlar. Ahmet abi, ben bu Astro'yu beceremiyorum. Lütfen destek olur musun? Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak önemli. Unutmayın.